Ali Kara Hasanoğlu, hastayım Hakim Bey, duruşmaya erteleyin. Cumhuriyet tarihinin en büyük Belgeli yolsuzluklarından birisi olan CHP il binasının satın alınmasında kullanılan balya balya avrolar, deste deste dolarların çantalarla taşındığının kamera kayıtlarıyla ifşa olmasına rağmen yargılaması maalesef ağır çekim yapılıyor. Duruşma aylar sonrasına verilmişti ve daha ilk duruşmada dakika bir gol bir denildi. Dosyanın kilit isimlerinden CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastayı makim bey duruşmayı erteleyin dilekçesi yolladı. Hani yatakta yatmasını gerektiren bir hastalığı olsa Allah şifa versin diyeceğim. Kendisi de doktor olan Canan Kaftancıoğlu sanki başka bir gün alamıyormuş gibi mahkemeye de saygısızlık edecek şekilde büyük ihtimalle göz muayenesi türünden kıytırık bir randevuyu gerekçe göstererek mahkemeye gelmekten kaçtı. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin belgeli en büyük yolsuzluğu diyoruz. Diğer taraftan yolsuzluğun merkezindeki isim duruşmaya eften püften bir gerekçeyle gelmiyor kaçıyor mahkemede buna boyun eğiyor. Mahkemeler genelde hastanede yatmayı veya evde dinlenmeyi zorunlu kılan bir rapor mu var diye sorarlar ama dikkat ediniz bu seferki rapor bile değil. Hastanede muayene randevum var demiş. Mahkemede ifade vermekten kaçmak için canan hanım. Hastanede muayene randevun varsa mahkemede de yolsuzluğun hesabını verme randevun var ki mahkemenin randevusu çok daha önceden belliydi. Ama gelmedin. Sanıyorsun ki ifade iki ay ertelenince olay unutulacak. Hayır, olay unutulmayacak. Mahkemeye geleceksin, biz bu yolsuzluğu yaptık, iktidara gelirsek daha nice yolsuzluklar yapacağız, millet şaşıp kalacak demeye mecbur kalacaksın. Diyebilirsiniz ki, e, Canan Hanım dün duruşmaya gelseydin ne diyecekti ki? Siz de haklısınız. Dünkü duruşmaya gelenler ne demiş ki gelmeyen de duruşmaya katıldığında işin esasıyla ilgili bir şey desin. Buyurun okuyalım gelenlerin ne dediklerini. Canan Hanım'ın avukatı gelmiş mesela demiş ki en siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. suçak konu olayla ilgili anayasa mahkemesine CHP hakkında 2019'da denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasını talep ediyorum. İşe bakın siz. Karşımızdaki kişi CHP'nin eski İstanbul İl Başkanının avukatı. CHP hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 2019 yılı mali denetim raporu var mı yok mu bilmiyor. Bilmiyor mu? Yoksa Cumhuriyet tarihinin en büyük belgeli yolsuzluk dosyasından beraat almamız mümkün değil. Dosyayı oyalayıp kamuoyunun dikkatinden kaçırmamız lazım mı diyor. Hakim soramamış. Siz yoldan geçerken mi buraya gelmiştiniz? 2019 yılından bugüne 5 yıl geçmiş. 5 yıllık süre içinde bu denetim yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilginiz yok mu? İddianame hazırlanalı 3 ay olmuş. Mahkeme de bu süre içinde soramamış rapor var mı yok mu diye. Hakim Bey belki de ya avukat bana sorarsa 3 aydır bu dosya sizin önünüzde siz niye sormadınız der diye çekinmiştir. Doğru ya, hakimin de çok önceden bunu sorması gerekirdi. Hatta dahasını söyleyeyim, Can Atalay'ın iki ayda bir yaptığı başvuruyu anında karara çeviren ve bir de basın bildirisiyle kamuoyuna duyuran Anayasa Mahkemesi'nin sekreteryası da şimdiye kadar çoktan 2019 Mali Denetim Raporu var mı yok mu açıklaması gerekirdi açıklamadı. Ben iddiaların ilk ortaya saçıldığı günlerde Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinden araştırmıştım. 2020 raporu vardı ama 2019 yoktu. İşe bakın siz. Gerçekten o yıl atlandıysa tam skandal. Peki dünkü duruşmaya gelen sanık yok mu? Var. Mesela eski Maltepe Belediye Başkan Danışmanı Melih Morsümbül gelmiş ve demiş ki Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç beni aradı. Para dolu çantayı şu adrese bırak dedi ben de bıraktım. Bu tür olaylar her gün tekrarlanan türden olaylar olmalı ki rüşvet paraları hemen her gün bir adreslere bırakılıyor olmalı ki bunu basit bir olay gibi anlatan danışman devamında da diyor ki e, görüntü yasa dışı elde edildi 6 ay boyunca ben ve ailem hedef gösterildi. Ay çok özür dileriz Morsümbül. Sen para dolusu çantayı nereden aldın, niye aldın, ne karşılığında aldın ve kime ne karşılığında verdin anlatma. Biz seni hedef göstermekten dolayı senden binlerce defa özür dileyelim. Bir başka sanık CHP'li Şişli Belediye Başkanı'nın yardımcısı Onur Öksel. O da diyor ki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i o tarihte tanımıyordum. Parti adına bağış toplamadım. Ben de bağış yapmadım. E. O zaman isminin anlamına hak ediyor musun? Hak etmiyor musun? Anlamamız için söyler misin Onur efendi? Çanta dolusu parayı sana kuşlar mı getirdi? Söyle de biz de o kuşların bulunduğu alanda biraz dolaşalım. Bak bak ahmak dedim diye bana ceza verecekler diye son günlerde tepinen Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği sanıklar çetesi aklımızla alay etmeye devam ediyorlar. Sanıklar adına konuşan avukat Ahmet Özdemir şu savunmayı yapıyor. İddianamede bağışta bulunanlar konusunda herhangi bir şey yazmıyor. İddianamede yazmıyorsa buyurun siz açıklayın avukat bey. Kim bağışta bulunmuş? İbebe'nin hangi ihalesi kime verilmesi karşılığında o bağışlar yapılmış? Buyurun söyleyin. Veya hangi kaçak katı için hangi müteahhitten alınan rüşvet parasıdır o çantadaki dolarlar? Buyurun anlatın. Siz anlatmayacaksanız kim anlatacak? Parayı toplayanlar sizler. Parayı taşıyanlar sizin müvekkilleriniz ama savcı yazmamış diyorsunuz. Siz açıklayın biz gazetemizde manşet yaparız. Savcı da iddianamesine ekler. Ama siz bağış deyin. Kimden bağışın alındığını söylemeyin. Çünkü aslında o paralar bağış değil, rüşvet paraları olsun. Savcı da konuyu daha fazla araştırmadan iddianameyi hazırlasın. Basit bir ceza ile sizi kurtarmaya çalışsın. Kimse durumun çakmasın diye, savcı yazmamış diyerek sanki savcı sizin aleyhinize bir şey yapmış gibi bir de algı oluşturun. Lütfen beyler, aklımızla daha fazla alay etmeyin. Savcısıyla, hakimiyle, avukatıyla, sanığıyla lütfen yediğiniz rüşvetleri anlatın. YSK üyelerine ahmak dediniz, şimdi bile milleti ahmak yerine koymayın. Ali Kara Hasanoğlu, yeni akit. Ersin Ramoğlu. Herifin zihniyeti Rum. Ekrem Rum değil başlıklı yazıma arkadaşım itiraz etti ve dedi ki Ekrem Rum değil ama zihniyeti Rum. Atatürk düşmanlarıyla birlikte olanlar Mustafa Kemal'in askeri olamaz dedi. Hakikaten zihni bozuk olmasa PKK sizi tükrüyle boğar diyeni ağırlamazdı. Artık Diyarbakır'a gidip hevalleriyle halay da çeker ve yine Demirtaş serbest bırakılsın der. Ama bir kere bile Ömer Halis Demir'in adını ağzına almaz. Çünkü adamın zihniyeti kelek. Şenol Demirci eşkeri ısrarla kim bu Ekrem İmamoğlu diyor yani İmamoğlu'na rum demek istiyor ama korkuyor bunu da Ekrem İmamoğlu 1970 Trabzon doğumlu Trabzonlu değil ama aile Trabzon kökenli mi kesinlikle değil nereli oldukları yönünde ciddi iddialara sahibim ama yazamam diyerek belirtiyor Patinaja gerek yok. Artık herif Trabzonlu ve Türk. Ekrem'e zihnen Rum demende bir sakınca yok ama. iptal edilen İspark şarj istasyonu kurulu ihalesi yapılacak. İhale sırasında İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıyı unutmayın. İhale kesinlikle yerli ve milli firmalara verilmeli. Aksi takdirde Lübnan benzeri sıkıntılara maruz kalabiliriz. Çünkü İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman'ın daha önce FETÖ'cü bir şirkette çalıştığı, FETÖ'nün İsrail elemanı olduğu da dikkatlerden kaçmasın. Demirci yine soruyor. Peki aile Türk mü? Bunu da bilmiyoruz. HDP'liler Ekrem kardeşlerini neden bu kadar çok seviyorlar? Belli ki Şenol Bey, Ekrem'i belleğine Rum olarak kaydetmiş. Ekrem'in beylik düzüne Makarios rölyefi yaptırması zihniyetini gösterir. Rumluğunu değil. Zihniyeti bozuk olmasa Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar it sürüleri diyen sırrı sakıkla işbirliği yapmazdı. Bay Ekrem ihaleye fesat, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yargılandığı Büyükçekmece Adliyesi'nde amcası Ali'nin gizli tanık olduğunu öğrenince küplere bindi. Bu hasımlık da amcasının intiharına sebep oldu. Onu Türkiye'nin başına bela edenlerden biri de Soner Yalçın'dır. Murat Ongun'u Ekrem'e yamak yapan Soner Efendi'dir. Ekrem'e toz kondurulmamasının sebebi ise mangırlarıdır. Şu sıra naylon anket furyasını başlatanlar da Aynı kafadır. Sözcü, bir gün, cumhuriyet gibi gazetelerle tüm fondaşların uyduruk anketlerle algı yarışına girişmesi de maksatlıdır. Muhammed Yakut Çakalı, CHP'li bir belediye başkanının kokainman olduğunu ifşa etti. Mustafa Sarıgül'le oğluna hissedemediğini bırakmadı, Yakut AK Partili bir başkanı işaret etseydi kıyamet kopmuştu. Yılmaz Özdil'e göre rakı vatan sevgisiymiş. Rakıcı Özgür Özel'e tebriklerini sunmuş. Özgür Özel 70'lik rakıyı 140 lira yapacakmış. Ama 70'lik rakının vergisiz fiyatı 353 lira. Herhalde 213 liralık farkı hazineden sübvanse edin. CHP'liler nelerle uğraşıyor görüyorsunuz değil mi? Ersin Ramoğlu, Sabah